Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size kan damarlarından bahsedeceğim. Ne demiştik? Dolaşım sistemini 3 yapı oluşturuyor. Kalp, damarlar ve kandı. Şimdi biz kan damarlarından bahsedeceğiz. Kan damarlarını biz 3 ayırıyoruz. Atar damar, kılcal damar ve toplar damarlar. Ben şöyle yaptım. Atar damarlar, kılcal damarlar ve toplar damarlar şeklinde yaptım. Çünkü kılcal damarlar her ikisinin arasında bulunan damarlardır. O yüzden bu şekilde çizdim. Arkadaşlar ilk önce başlıklarını yazalım şöyle. Bu nedir? Bir atar damarlardır. Atar damarlar. Şöyle yapalım. Bu nedir arkadaşlar? Kılcal damarlardır. Kılcal damarlar. Bu da toplar damarlardır. Toplar damarlar. Şimdi ilk olarak yapılarından bahsetmek istiyorum, damarların yapısından. Arkadaşlar damarların yapısına baktığımızda öncelikle atar damarlara gelelim. Atar damarların yapısında dıştan içe doğru bakın. Dıştan içe doğru, dış tarafta bağ doku. Sarıyla boyadığım yer bağ doku. Ortada arkadaşlar düz kaslar. Düz kaslar damarların hareketini sağlıyor ve böylece kanın ilerlemesini sağlıyor. En içte ise endotel tabakası vardır. Endotel tabakası, bu tabaka epitel dokudan oluşmuştur. Biz özel olarak endotel tabaka diyoruz arkadaşlar. Evet, atar damarların yapısı bu şekilde. Aynı yapı toplar damarlarda da vardır. O zaman toplar damarlarda da yine şuradaki sarı olan kısım nedir? Bağ dokudur. Bağ doku. Ortada bulunan düz kaslar. Düz kas. En içte bulunan şu yapı ise endotel tabakasıdır. Şimdi şuradaki kapaklardan bahsedeceğim daha sonra. Şimdilik karıştırmayalım. Kılcal damarlara baktığımız zaman ise arkadaşlar kılcal damarlar sadece endotel tabakasından oluşur. Bunlarda düz kas ve bağ doku yoktur. Bu yüzden çabuk zedelenebilirler. Oldukça ince damarlardır. Böyle elimizi falan kestiğimizde hani küçük kesiklerde kanayanlar genelde kılcal damarlar oluyor. Şimdi atar damarlardan başlayıp özelliklerine, görevlerine bakalım. Arkadaşlar bizim atar damarlarımız kalbin karıncıklarından çıkan damarlardır. Yani kalpten çıkan damarlara ne diyorduk? Atar damar diyorduk. O zaman yazalım şöyle. Kalbin karıncıklarından çıkan damarlardır. Evet, atar damarlar bu şekilde. Bir diğer özelliği arkadaşlar atar damarlar temiz kan taşır genellikle. Ama iki tane bizim istisnamız var. O istisnalardan bahsedeceğim. Temiz kan taşır. İstisnaları yazıyorum. Akciğer ve göbek bağı hariç. Göbek bağı hariç. Neden bunlara hariç dedik? Şimdi hemen size akciğeri göstereyim. Hatırlayın, bir önceki videoda kalbin yapısını çizmiştim. Arkadaşlar dedik ki kalpten çıkan damarlara atar damar diyoruz. Bakın kalbin sağ karıncığından çıkan akciğer atar damarları. Kalpten çıktıkları için atar damar dedik ama ne taşıyor? Kirli kan taşıyor. Bu yüzden de akciğer atar damarı kirli kan taşır. Bir de göbek bağından bahsettik. Göbek bağı da bebeğe göre isimlendiriliyor arkadaşlar buradaki damarlar. Bebekten çıkan damarlara atar damar, bebeğe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Şimdi bebekten anneye giden damarda, yani bebekten çıkan atar damarda temiz kan olmayacağına göre ne vardır? Kirli kan. O yüzden de göbek bağı atar damarı kirli kan taşırken, göbek bağı toplar damarı da temiz kan taşır. Evet, böyle bir tersliğimiz var, yani akciğer ve göbek bağını unutmuyoruz. Dıştan içe doğru ne dedik? Bağ doku, düz kas ve endotel tabakasından oluşur. Yazalım bunu da. Dıştan içe doğru endotel, bağ doku, düz kas ve endotelden oluşur. Evet, yapısı bu şekilde. Arkadaşlar, bunlar en dayanıklı damarlarımızdır. Kalbimizin kasılıp gevşemesiyle atar damarlarda yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz.
Kasılmasıyla yaptığı basınca büyük tansiyon, gevşemesiyle yaptığı basınca da küçük tansiyon diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Kalbin kasılıp gevşemesiyle atar damarlarda yaptığı basınca tansiyon denir. Kasılmasıyla ne yapıyormuş? Kasılmasıyla büyük tansiyon. Büyük tansiyonun kaç olması gerekiyor? 12 değil mi? Veya 120 milimetre civa diyoruz arkadaşlar biz buna. 120 direkt 12 olarak kısaltıyoruz. Gevşemesiyle ise küçük tansiyon. Küçük tansiyon. Bu da 80 milimetre civadır. Evet, 12'ye 8. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir. 13, 9 olur veya 11, 7 olur arkadaşlar. Kişiden kişiye değişebilir. Gelelim kılcal damarlara. Kılcal damarlar atar damarlarla toplar damarlar arasında bulunuyor. Ve arkadaşlar bunlar madde alışverişini gerçekleştiriyor. Yani ikisi arasında bunlara kirli kan, temiz kan oluşumunu sağlıyor. Ayrıca besin alışverişini de sağlıyor. O zaman kılcal damarlar için şunu yazalım. Atar ve toplar damarlar arasında bulunur. Toplar damarlar arasında bulunur. Sadece endotel tabakasından oluşuyordu. Sadece endotel tabakasından oluşur. Ne dedik? Madde alışverişini sağlar. Zaten madde alışverişini anlatacağım size ayrıca nasıl gerçekleştiğini. Evet, kılcal damarlar ile söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim toplar damarlara. Toplar damarlardan biraz uzun bahsedeceğiz. Çünkü burada toplar damarlarda hareket nasıl gerçekleşiyor buna bakacağız arkadaşlar. Evet, toplar damarlara baktığımızda kalbin kulakçıklarına gelen damarlardır. Yazalım ilk olarak. Kalbin kulakçıklarına gelen damarlardır. Bunlar hangi kan taşıyor arkadaşlar? Kirli kan taşıyor. Kirli kan taşır. Daha sonra kirli kan taşıyor ama iki tane istisnamız vardı değil mi? Bunları da yazalım. Akciğer ve göbek bağı hariç. Bunlar temiz kan taşıyordu. Göbek bağı hariç. Gelelim bir sonraki özelliğine. Yine dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve endotelden oluşuyor. Dıştan içe bağ doku, düz kas ve endotelden oluşur. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, bizim vücudumuzdaki kanın büyük bir kısmını, yaklaşık %60'lık kısmını toplar damarlar taşır. O zaman yazalım. Kanın %60'ı toplar damarlarda bulunur. Evet, bu şekilde toplar damarların genel özellikleri. Bir de şuraya bir başlık yazıp, bakın kılcal damarlarda bir boşluğumuz kaldı. Orayı hemen dolduralım. Arkadaşlar, başlığımız şu. Küçük bir başlık yazacağız. Toplar damarlarda kanın hareketi diyelim. Toplar damarlarda kanın hareketi. Neden buna ayrı bir başlık açtık? Çünkü atar damarlar kalbin basıncıyla, kalbin kasılmasıyla rahatlıkla kanı taşıyor. Ama toplar damarlarda öyle bir durum yok. Toplar damarlarda nasıl olacak? Şimdi bir kere, birincisi, damarların etrafındaki çizgili kasların hareketiyle arkadaşlar taşınmış oluyor. O zaman yazalım. Damarların etrafındaki çizgili kasların kasılması. Evet, birincisi bu. İkincisi, damarların yapısındaki düz kasların kasılması arkadaşlar. Damarların yapısındaki düz kasların kasılması. Üçüncü olayımız,
Nefes alma sırasında bizim göğüs boşluğumuzda oluşan emme kuvveti. Yani şöyle yazalım. Nefes alma sırasında oluşan emme kuvveti. Emme kuvveti. Dördüncüsü arkadaşlar, kulakçıkların gevşemesiyle oluşan bir emme kuvveti. Şöyle düşün, bakın. Kasıldığında böyle sıkıyor ama gevşediğinde bir çekme kuvveti oluşturuyor. Bu da ne oluyor? Kanın içeriye rahatlıkla dolmasını sağlıyor. O zaman kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti. Ve sonuncusu, yani beşincisi. Hani şuraya bir kapak çizmiştik. O kapağı anlatacağım demiştim. Arkadaşlar, vücudumuzun, o kalbimizin alt tarafında bulunan toplar damarlarda böyle tek yönlü açılan kapakçıklar vardır. Peki ne işe yarıyor? Neden var? Şimdi yer çekimini düşünelim. Yer çekimi sürekli bir şeyleri aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Çünkü hani doğanın kanunu bu böyledir. Yer çekimi aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla bizim kanımız da sürekli aşağıya gitme eğiliminde. Bu kapakçıklar sayesinde ve bu diğer anlattığım olaylar sayesinde bizim alt tarafta bulunan kanımız yukarıya doğru çıkıyor ve kalbimize geliyor. Bu kapakçıklar tek yönlü açılır. Bakın, yukarıya doğru açılır. Aşağıdan gelen kan yukarı çıktığı zaman düzleşiyor burası ve kanın aşağı gitmesi engellenmiş oluyor. Eğer ki bu kapaklar bozulursa ne oluşuyor? Varis hastalığı oluşuyor arkadaşlar. Hastalıklarda zaten bahsedeceğim. O zaman yazalım. Vücudun alt tarafında bulunan toplar damarlardaki tek yönlü kapakçıklar. Tek yönlü kapakçıklar. Evet, bunlar bizim toplar damarlarımızdaki hareketi sağlayan olaylardır. Arkadaşlar, damarların genel olarak özelliği bu. Bir de damarların karşılaştırılması var. Bir de ondan bahsedeceğim size. Hemen şöyle sayfayı değiştirelim ve şuraya bir yan başlık yazalım. Damarların karşılaştırılması diyelim. Damarların karşılaştırılması. Nasıl karşılaştıracağız? Bazı özellikler var. Bu özelliklere göre karşılaştıracağız arkadaşlar. Mesela birinci özelliğimiz toplam kesit alanı. Hemen yazıyorum. Toplam kesit alanı. Bir. Toplam kesit alanı. Yazıp hem de grafiğini de çizeceğim. Çünkü grafik olarak da soruluyor. Toplam kesit alanı diyoruz. Arkadaşlar, biz bütün damarları böyle yan yana koyduğumuz zaman kılcal damarlar sayıca daha fazla olduğu için bunların kesit alanı daha fazladır. O yüzden büyük olan kılcal damar, toplar damar, sonra da atar damar olacak. Toplam kesit alanı böyledir. Peki bunun grafiği nasıldır? Şöyledir. Şöyle yazalım. Toplam kesit alanı diye. Şuraya da damarlar yazalım. Damarların sırasını hiçbir zaman bozmuyoruz. Buraya atar damar. Atar damar. Ortaya kılcal damar. Sağ tarafa ise arkadaşlar ne yazıyoruz? Toplar damar. Damarların sırasını bozmuyoruz, tamam mı? Ona göre grafiğimizi çizeceğiz. Şöyle bir grafik çizeceğiz. Bakın, atar damarda en az, değil mi? Daha sonra kılcal damar geliyor. Sonra ise toplar damar geliyor. Şimdi biz grafiğimizi nasıl çizeceğiz? Şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Atar damarlarda en az olduğu için şu şekilde az yaptık. Kılcal damarlarda en çok. O zaman kılcal damarlarda artırıyorum. Toplar damarlarda biraz daha fazla. Atar damara göre, o zaman grafiğimiz bu şekilde olur. Toplam kesit alanı grafiği. Gelelim ikincisine. İkincisi nedir? İkincisi de kanın akış hızı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Farklı renklerle yazalım. 2. Kanın akış hızı. Kanın akış hızı. Kanın akış hızı ise şöyledir. Atar damarlarda en fazla, sonra toplar damar, en son ise kılcal damarlardır arkadaşlar. Atar,
Toplar ve kalıcal damar. Zaten tahmin olarak da edebilirsiniz. Atar damarlar kasıldığı için bizim kalbimiz en hızlı hareket orada oluyor. Kılcal damarlara gelince yavaşlıyor. Toplar damarlara gidince biraz daha hızlanıyor. O zaman bunun grafiğine baktığımızda şöyle olacak grafiğimiz. Yine buraya şöyle kısaca yazıyorum. Atar damar, kılcal damar, toplar damar diyoruz. Ve bizim buradaki kanın akış hızı grafiğimiz şöyle olur. Ne demiştik? Atar damarlarda en fazla. O zaman atar damarlarda ne yaptım ben? Yüksekten aldım. Kılcal damarlarda en az. O zaman kılcal damarlara geldikçe ne yapacağız? Azaltacağız. Toplar damarlar kılcallardan biraz daha fazla. O yüzden bu şekilde bir şekil çizmiş olacağız arkadaşlar. Gelelim bir sonrakine. Bir sonraki nedir? Kan basıncı. Şöyle 3 diyorum. Kan basıncı. Kan basıncına baktığımızda ise atar damar, kılcal damar, toplar damar olacak arkadaşlar. Atar damar, kılcal damar, toplar damar olacak. Bunun grafiği nasıl olur? Bunun grafiği de şöyle olacak. Yine şuraya atar damar, kılcal damar, toplar damar diyorum. Şimdi en fazla atar damardaydı. Sonra kılcal, sonra da toplar. O zaman giderek azalacak. O zaman şöyle bir grafik çizebiliriz bakın. Şöyle giderek azalan bir grafik çizebiliriz buraya da. Evet, grafiğimiz bu şekilde olur. Bir de duvar kalınlığı var. Duvar kalınlığında grafiğimiz yok ama ben şöyle başlık yazarak şöyle 4 diyorum. Duvar kalınlığı. Duvar kalınlığı derken hani bahsetmiştim ya tabakalardan, o tabakaların kalınlığından bahsediyoruz. En kalını sizce hangisidir? En şiddetli basınç olanıdır. Yani atar damardır. Daha sonra toplar damardır. En az kalın olan ise, yani en ince olan ise kılcal damar. Zaten kılcal damar ne dedik? Tek katlı epitel doktan oluşuyor, endotelden oluşuyor. Bu yüzden de en az olanı, en ince olanı kılcal damardır. Evet, damarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda size kılcal damarlardaki madde alışverişinden bahsedeceğim. Yine vücudumuzdaki büyük dolaşım ve küçük dolaşım olayını anlatacağım. Bir de bazı organların, özellikle karaciğerin ve böbreklerin damar bağlantılarından bahsedeceğim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.